tiyatrolara ne oldu? Tiyatrolar kapandı, hatta unutuldu. Ve hatta yok sayılmaya başlandı. Bütün sıkıntı buradan doğuyor. Yani oluşturulamayan bir kültür sanat politikası, bunun içerisinde bir tiyatro algısı yok devletin. Pandemiyle bu kadar göz önüne çıkmış olan, zaten geçinemiyor olduğumuz hal artık göz ardından gerçekten getirilemez. Nasıl hayal edeceğiz? Mesleğimizi nasıl inşa edeceğiz? Bunları ifşa etmemiz lazım. Ben böyle bir şey yaşıyorum. Ben açım demekten, bir sanatçı olarak açım demekten gocunmuyorum. Çünkü şu an bu toplumda yaklaşık ya işsizler şeyler, çalışandan daha çok işsiz var. Bu toplumda açım demek, böyle bir ortamda açım demek gerçekten çok değerli olsa gerek. Çünkü utanılacak bir şey yani, değil. Çünkü olan şey bu. Ama savunulacak bir şey de değil. Fakirliğin mesela olması. Kendi mesleğimizi icra edebilmek için başka başka bin tür iş yapmak zorunda. Garsonluk yapıyoruz, barda çalışıyoruz, işte tütün satıyoruz. Bir sürü şey yapmak zorunda kalıyoruz. Ben tiyatroda çalışabilmek için başka bin tane iş yapmak durumunda kalıyoruz. Konservatuar öğrencilerine ve mezunlarına tiyatroda zaten para yok, başka işler yapacaksınızın normal olmadığını da göstermek tabii istiyoruz. Çünkü bu normal bir şey değil, bu kabul edilecek bir şey de değil. Bu bize kabul ettirilmiş, bir şekilde alıştırılmış ama bu böyle yürümüyor, bu böyle yürümez yani. Ya bize şöyle söylüyorlar, diyorlar ki bize, işte devlet zaten susmanızı istiyor. Hayır kardeşim, devlet susmamızı istemiyor, devlet biz ölelim istiyor, biz yok olalım istiyor. Kamu kaynaklarından eşit yararlanmak istiyorum. Hepsi bu. Cenk olarak, Ulaş olarak, Deniz olarak ilk önce bunu istiyoruz. Geçtim daha tiyatrosunu. Bu ikinci konu. Sen devlet olarak beni ilk önce buradan muhatap almak zorundasın. Lütfen bir şeyler yapın. Tüm bunları, tüm bu yaşananları en başta ne olursa olsun bir devlet problemi olarak görüyor olmak lazım. Ya bizim hareket ettiğimiz, birlikte hareket ettiğimiz tiyatrocu arkadaşlar ya da seyirciler, ya bunu anlatıyor olmak lazım. Önce bunun biliniyor olması lazım. Ve tabii ki işte ticaret odasına bağlı olmak istemiyoruz. Yasanın yani çıkması lazım. Meslek tanımımız olsun istiyoruz. Tiyatro yasasının çıkıyor olması lazım. Devletten bir şey istenmez, devlet zaten vermez mantığını birazcık kırmamız lazım. Yani biz devletten hakkımız olmayan bir şey istemiyoruz.